nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. Bir merkebin sırtına Müslüman yazsan merkep Müslüman olur mu? Yaşayacak efendim. İslam'ı yaşamak lazımdır. İmkan var mı? Sık sık söylüyorum. Zenginlerimizi ikaz ediyorum. Komünizmin iştahını kabartan zenginlerimize sesleniyorum. O kadar canım sıkılıyor, üzülüyorum ki bakıyorum gazetelere, adamın birisi ölmüş. Ölmüş, tabii ölecek. Dünyaya kazık çakan yok ya, köşeyi dönmek diye bir tabir var, hani çok zoruma gidiyor. Köşeyi döndü diyor, adama piyangodan 3 milyon lira çıktı, herif köşeyi döndü. Peki mezarın köşesini nasıl dönecek bu adam? Kabir köşesini kim çevirecek bu herife? İnanmıyor adam ahirete. Kızıyorum. Adam ölmüş, açıyorsun gazeteyi, çarşaf gibi ölüm ilanları. Ölüm ilanları gazetenin iç sayfasında, falan şirketin sahibi, falan bankanın yönetim kurulu üyesi, falan ticaret ve sanayi teşkilatının yönetim kurulu azası, falan bilmem falan oğlu falan, işte falan akşam Hakk'ın rahmetine teslim olmuştur diyor. Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ölmüştür yani. Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ne âlâ. Adamı araştırıyorsunuz, ömründe bir sefer Allah'a secde etmemiş. Ömründe bir sefer zekat namına vermemiş. Ömründe devlete gerektiği gibi vergi vermemiş. Hiçbir hayır cemiyetine bir teberru makbuzu ödememiş. Hiçbir Müslümanın arasında bulunmamış. Nerede karnaval varsa orada, nerede faşink, nerede kokteyl, nerede bilmem Hilton otelinde rezalet, hep oralarda yaşamış, ölür ölmez Hakk'ın rahmetine kavuşuyor yahu. Hakk'ın rahmeti senin babanın çiftliği mi kardeşim? Bu ne saçma bir görüntü bu? Müslümanlık bu kadar ucuz mu? Hakk'ın rahmeti bu kadar ucuz mu? Kendimize gelelim. Zengin Müslümanları ikaz ediyorum. Kendinize geliniz. Böyle İslam yok. Böyle kitap yok, böyle iman yok kardeşim. İslam hayat nizamıdır. Yaşadığın zaman İslam vardır, yaşamadığın zaman İslam yoktur. Markayla Müslüman olur mu? Marka.